Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de birinci yazılıları fethettik. Sıra geldi. Dönemi fethetmeye diyoruz. Peki biz bu yazılılarda nerelerden sorumluyuz dersek Öncelikle sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Burada biz bir dönem boyunca neler işledik karşımıza yazılı da neler gelecek onlardan biraz bahsedelim. Hemen şöyle doğal sistemler kısmı ünite bir coğrafya insan ve doğa burası var. Sonra dünyanın şekli ve hareketleri burası var. Coğrafi koordinat sistemi burası var. Devamında harita bilgisi yani harita okur yazarlığı bu kısım var. Akabinde iklim bilgisinde atmosfer atmosfer ve özellikleri ile iklim elemanlarında sıcaklık dahil sevgili arkadaşlar. Buraya kadar birinci dönem ikinci yazılıda sorumlu olduğunuz kısımlar. Tabii ki de okullar bazı bunlar değişiklik gösterebilir ama müfredat içerisinde buraya kadar sorumlusunuz bilginiz olsun. Biz de her ihtimale karşı buraya kadar sevgili arkadaşlar anlatımlarımızı gerçekleştirdik diyelim. Bu birinci kısım. Geldik ikinci kısmımıza. Videoyu izledikten sonra tabii ki de ne yapmamız gerekecek? Antrenman yapmamız gerekecek. Hemen 9. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Buradan da hemen şöyle doğal sistemler kısmı ...atmosfer, iklim, iklim elemanları sıcaklığa kadar. Yani sayfa 69'a kadar. Güzel güzel çözüyorsunuz. Tabii ki de bu kitabın en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu. Hemen şöyle bölüm sonlarına geldiğimizde... ...burada yazılıya hazırlık provalarımız var. Doğru yanlışlarımız, bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız... ...klasik sorularımız ve eşleştirmelerle ilgili güzel güzel etkinliklerimiz var. Tabii ki de bu kitabı yazılıdan önce mutlaka ve mutlaka bitirmeniz gerekiyor. Oldu ki diyorsun bu kitap... ben de yok yahu. O zaman ne yapıyorsun? Hız kesmeden hemen seri bir şekilde satış noktalarımızdan ya da internet üzerinden kitabımızı almayı unutmayın diyelim. Geldik tabii ki de yeter mi? Yetmez. Biz sizleri düşünüyoruz. Bunun içinde ne yaptık? Akıllı notlar. Bak ne diyor? 9. sınıf 1. dönem sevgili arkadaşlar. Burada tüm dersler içeriği vardır. Yani 1. dönemde işlediğiniz konularla ilgili konu anlatımlarımız var. Bunlarla ilgili güzel güzel sorularımız var. Hemen şöyle baktığımız zaman 6. kısım. Yani 157. sayfa. Jo ben sizin için şöyle açmış. Olayım 157. sayfada. Burada güzel güzel ders notlarımız yer almakta. Bu kitabı da temin ettikten sonra yazılıya buradan da güzel bir şekilde hazırlanabilirsin diyelim ve o zaman hadi bakalım ne duruyoruz? Başlasın. Şimdi biz birinci dönem ikinci yazılı ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor dersek hemen seri bir şekilde bunlardan bahsetmemiz lazım. İlk kısmımız coğrafya, bilimi, insan ve doğa. Tabii ki de neydi? İnsan doğayla sürekli olarak etkileşim halindeydi. Hatırlayın bazı durumlarda doğa insan üzerinde, bazı durumlarda insan doğa üzerinde etkiliydi. Ve dört tane doğal ortam vardı. Biyosfer, canlı küre, atmosfer, hava küre, hidrosfer, su küre ve litosfer, taş küre olmak üzere dört tane doğal ortamımız vardı. Ve bu doğal ortamlar hem kendi içerisinde hem de diğer ortamlarla etkileşim halindeydi diyebilmekteyiz. Coğrafya neydi? İnsan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı ve coğrafyayı biz fiziki coğrafya ve beşeri ekonomik coğrafya olmak üzere iki alt bilim dalına ayırıyorduk. Fiziki coğrafyada klimatoloji, jeomorfoloji, hidrografya, kartografya ve biocoğrafya vardı. Beşeri ve ekonomik coğrafyada nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, tarım, turizm, ticaret, sanayi, ulaşım coğrafyası, siyasi coğrafya, madenler coğrafyası olmak üzere alt bilim dalları vardı. Tabii ki de bunlara da yardımcı bilim dalları vardı. Bunları da bir kere tekrar etmeniz gerektiğini hatırlatmış olalım. Coğrafyanın ilkelerine geldiğimiz zaman nedensellik ilkesi vardı. Karşılıklı ilgi ve dağılış ilkesi vardı. Bunları da unutmamış olalım. Geldik ikinci kısmımızda dünyanın şekli ve hareketleri kısmı sevgili arkadaşlar. Dünyanın kendine has bir şekli vardı. Hemen şu sağ üst tarafta görebilmekteyiz. Yani kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, kendine has şekline biz ne diyorduk? Geoid şekil diyorduk ve geoidin bazı kanıtlayan durumları vardı. 4 şey olarak bunu zaten söylemiştik. Çap, çekim, çember ve çevre uzunluk olarak bunu ifade etmiştik diyebiliriz. Tabii ki de küresel şekle bağlı olarak ortaya çıkan durumlar da vardı ki bunun en önemli durumlarından bir tanesi dünyada güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralması ve buna bağlı olarak meydana gelen durumlarla birlikte paralel boylarının kutuplara doğru kısalması, meridyenler arasındaki mesafenin kutuplara doğru gidildikçe daralması, kutup yıldızını kuzey yarım kürede görebilmemiz gibi bazı durumlar vardı. Bu da dünyanın şekliyle ilgili ifadeydi. Bak geoid ve küresel kısmında kaçırmayacağın ifadeleri zaten sen ne yapıyorsun biliyorsun. Geldik dünyanın hareketleri birincisi eksen hareketi. Neydi bu eksen hareketi? Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru yapmış olduğu 24 saatteki hareketiydi. Ve bu hareketle ilgili anahtar kelimemizin de gün içinde olduğunu zaten biz ifade etmiştik diyebiliriz. Eksen eğikli ve yıllık hareket ise güneş etrafında 365 gün 6 saatte yapılan hareket. Etti ve güneş etrafındaki bir tam turumuzda oluşturulan yörünge elips yörüngeydi. Bunun bazı sonuçları vardı. 3 Ocak tarihi, 4 Temmuz tarihi güneşe en yakın ve en uzak olduğumuz tarihlerdi. 4 tane mevsim başlangıç tarihimiz vardı. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihleri ki 23 Eylül tarihi Ekinoks olarak Eylül Ekinoksudur. Ve artı 2 gün gecikmeyle yaşanması elips yörüngeyle ilgili bir durumdu. Mevsimler dediğimiz 21 Aralık. 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihlerini başlangıç aldığımız kısımlardı. Mesela 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımkürede kış mevsimi, Güney Yarımkürede yaz mevsiminin başlangıç tarihiydi. 21 Haziran ise Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede kış mevsiminin başlangıç tarihi olarak karşımıza çıkmaktaydı diyebiliriz. İşte bu kapsamda aynı anda yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasının temel sebebi eksene ekli ve eksene iklimizin açısal değeri ise 23 derece 27 dakikaydı ve buna bağlı olarak neler oluşuyordu? Dönenceler değil mi? Aynı zamanda kutup daireleri de oluşmaktaydı. Dönenceler neydi? Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede, oğlak dönencesi güney yarım küredeki 23 derece 27 dakika enlemlerini ifade ediyordu diyebiliriz. Geldik şimdi coğrafi koordinat sisteminde paralel meridyen enlem boylam kavramlarına. Tabii ki de paralel ve enlem yatay çizgiler meridyen ve boylam ise dikey çizgiler olarak ifade edilmekte. Ve unutmayalım bunlar hayali çizgiler. Yani dünya üzerinde geçtiği yeri görebilirsiniz edebileceğimiz çizgiler değil. Sadece dünya üzerinde herhangi bir noktanın nerede yer aldığını belirleyebilmek için kullanmış olduğumuz ifadelerdir bunlar. Paraleller yatay çizgiler dedik ve paralel ifadesinde ekvatorun başlangıç paraleli olduğunu, kuzey yarım kürede 90 tane, güney yarım kürede 90 tane olduğunu, 90 derece paralellerinin nokta şeklinde olup kuzey kutup noktası ve güney kutup noktası olduğunu bileceğiz. Aynı zamanda dünyanın şekline bağlı olarak paralellerin çevre uzunluklarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azaldığını ya da da aldığını ancak ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafenin her yerde 111 kilometre olduğunu bilmek zorundayız ve biz bu kapsamda paralelle iki merkez arasındaki kuş uçumu mesafeyi hesaplayabiliyorduk. Enlem ise dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleli dediğimiz ekvatora olan uzaklığının derece dakika saniye cinsinden ifadesiydi ve enlem etkisinde güneş ışınlarının yere düşme açısına bağlı olarak meydana gelen durumların olduğunu biliyoruz biz. Meridyenler ise bir kutuptan diğer kutup noktasına giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlerdir. Yani meridyenler bir yaydır sevgili arkadaşlar. Bunu tam daire yapan devamındaki meridyene ise o meridyenin anti meridyeni diyorduk ve birbirlerini 180 dereceye tamamlıyorlardı. Bunu da hatırlamış olalım. Ve meridyenlerin başlangıç kısmı İngiltere'nin Londra kentinin Greenwich kasabasından geçmekte ve Londra dediğimiz Greenwich kasabası dediğimiz alanın doğu kısmı doğu yarım küre ve totalde burada 100 180 tane, batı kısmında da gene 180 tane olmak üzere total 360 tane meridyen yayımızın olduğunu, meridyenler arasındaki mesafenin kutuplara doğru gidildikçe daraldığını ancak meridyenlerin boylarının birbirine eşit işte olduğunu bilmek zorundayız. Ve boylam bir merkezin başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden ifadesidir. Ve ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkının 4 dakika olduğunu biliyoruz ve biz buna istinaden yerel saat hesaplamaları yapıyoruz. Peki yerel saati neye göre belirliyoruz? Dediğimizde Güneş'in ufuk düzlemindeki konumuna göre belirliyoruz. Ve bir merkez doğuda ise batıdaki merkezlere göre yerel saati daha ileri ve biz yerel saat ifadelerinde merkezler arasındaki boylam farkını 4 dakika ile çarptıktan sonra bulduğumuz zaman farkını saatten doğuda ise ekleyerek batıda ise çıkararak diğer merkezin yerel saatini bulabilmekteyiz. Biz dünya üzerinde herhangi bir yeri tarif ederken iki şekilde tarif etmekteyiz. Biz Türkiye Şimdi bunu söylersek sevgili arkadaşlar bir enlem boylam derecelerine göre bir tarif varsa mutlak konum. Eğer ki kendimize has bazı özelliklerle ilgili bir tarif varsa bu da göreceli konum ifadesini karşımıza çıkarmaktadır. Mutlak konum Türkiye ölçeğinde söylersek Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri, 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer alır ve burada 1. Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. 2. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alır. 3. Türkiye orta kuşakta yer alır. 4. Sevgili arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir diğer ifade Türkiye başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır. Bak bunların hepsini enlem boylamla ifade ettik ama Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının bulunması, üç kıtanın kesim noktasında olması Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgili ifadelerdir diyebiliriz. Geldik bir diğer kısmımıza harita okur yazarlığı. Harita neydi sevgili arkadaşlar? Herhangi bir yerin kuş bakışı görünümünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması işlemiydi. Ama bunu tabii ki de nereden ayırmam lazım. Kuroki'den ayırmamız lazım. Kuroki ise ölçek kullanılmadan yapılan kaba taslak çizimlerdi. Bak ikisinde de kuş bakışı görünüm var. İkisinde de düzleme aktarma var ama haritada ölçek var iken Kuroki'de ölçek yoktur sevgili arkadaşlar. Ve biz dünyayı düzleme aktardığımız için alanda açıda uzunlukta bozulmalar yaşanıyor ve bu bozulmaları en asgari düzeye indirebilmemiz için projeksiyon yöntemlerinden faydalanıyoruz. Kaç tane yöntem? Konik, silindirik, düzlem projeksiyon yöntemi. Konik proje Projeksiyon yöntemi ortak şök ülkeleri için, silindirik projeksiyon yöntemi ekvator çevresindeki ülkeler için, düzden projeksiyon yöntemi hem dar alanlar hem de kutupların çiziminde kullanılan bir yöntemdi ve biz buralardan uzaklaştıkça bozulmalarımızın arttığını söyleyebiliriz. Ve bir harita çiziminde olmazsa olmaz bazı unsurlarımız var. Bunların başında tabii ki de ölçek gelecektir. Ölçek bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için olmazsa olmazdır. Çünkü biz burayı ne kadar küçültmüşüz milimetrik anlamda hesaplama Yapabilmek için ölçeğe ihtiyacımız var ve biz ölçeği burada görmüş olduğunuz gibi bir hat doğrusu üzerinde gösterirsek çizgi ölçektir. Eğer ki pay payda şeklinde gösterirsek kesir ölçektir ve unutma çizgi ölçeğin uzunluk birimleri değişkenlik gösterirken kesir ölçeğin uzunluk birimi santimetredir. Bunu da hatırlatmış olalım ve harita çiziminde ilk belirleyeceğimiz kısım amaçtır. Daha sonra amaca uygun başlık atarız. Bununla birlikte haritada kullandığımız simgelerin sembollerin ne anlama geldiğini gösterdiğimiz lejant dediğimiz haritanın dili kısmı vardır. Haritada yön tayini yapabilmemiz için yön okuna ihtiyacımız var ve bununla birlikte bu merkezimiz, çizebileceğimiz yerimiz dünya üzerinde nerede yer alıyor dediğimizde koordinat sisteminden de faydalanmamız gerekiyor. Biz haritalarda yer şekillerini üç farklı yöntemle gösteriyorduk. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi ki gerçeğe yakın hazırlanan yöntem olduğunu zaten biliyorsunuz. İkincisi renklendirme yöntemi renklerin yükseklik basamaklarına göre farklandırıldığı yöntemdi. Üçüncüsü ise izohips yöntemiydi. Aynı yükseklik değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş kapalı eğrilerdi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik son kısmımıza tabii ki de atmosfer ve iklim. Atmosfer hava küre anlamına gelen ve dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasıydı ve bununla birlikte sevgili arkadaşlar atmosferin sağlamış olduğu bazı etkiler vardı. Mesela doğrudan güneşi görmeyen yerler aydınlık olmasını sağlıyordu. Dünyanın aşırı ısınıp soğumasını engelliyordu. Meteorların yeryüzeyine düşmesini engelliyordu. Bununla birlikte haberleşmenin sağlanmasına yardımcı oluyordu diyebiliriz. Ve atmosferin yaklaşık 10 bin kilometre kalınlığında olduğunu ve bu kalınlık içerisinde bizi 5 tane güzel bir katmanın karşıladığını da söyleyebiliriz. Peki bu katmanlarla ilgili bilmemiz gereken ifadeler nelerdir dediğimizde troposfer en özellikle Katmandı bunu unutma. Gaz yoğunluğu %75'ti. Su buharının tamamına yakını bu katmanda olduğu için iklim olayları bu katmanda görülüyordu. Bu katmanda hem yatay hem dikey hava hareketleri vardı. Troposferde yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık bir derece azalıyor. Bunun temel sebebi troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıydı. Kalınlığı ekvatorda fazla kutuplarda azdı. Bunun temel sebebi tabii ki de çizgisel hız, yer çekimi ve sevgili arkadaşlar neydi? Güneş ışınlarının yeri düşmesine bağlı olarak sıcaklık sıcaklığın değişimiydi. Stratosfer için ozon tabakasını ve jet rüzgarlarını bilmemiz gerekiyor. Mezosfer meteor, mezosfer meteor buradan gelsin. Termosfer sıcak bir katman, termostan gelsin aklına. Aurora dediğimiz kutup ışıkları, haberleşme uydularının bazıları bu katmanda yer almaktaydı. Egzosfer en kalın katman, yoğunluğu en az olan katmandı ve uyduların bazıları da bu katmanda yer almaktaydı. Dünyada sıcaklık her yerde aynı değil. Buna etkileyen bazı durumlar vardı. Güneş ışınlarının yeri düşme açısı dört durum enlem günlük hareket eksene ikli ve yer şekilleri sıcaklığı etkiliyor. Bu hangi açıdan etkiliyor dersek güneş ışınlarının yere düşme açısı üzerinden etkiliyor diyebiliriz. Güneşlenme süresi fazla ise sıcaklık yüksektir ama kutuplarda mesela sıcaklığın düşük olması güneşlenme süresi yüksek olmasına rağmen güneşin eğik açılarla gelmesiyle ilgilidir. Güneş ışınlarının diyelim yükselti her 200 metre yükseldikçe troposferde sıcaklığımız bir derece azalır. Temel sebebi troposferin yerden yansıyan ışınlarının ışınlarla ısınmasıdır. Kara ve denizlerin hem dağılımı hem ısınma farkı sıcaklığı etkiler. Kuzey yarımkürede sıcaklık ortalamalarının yüksek ve düşük olmasının temel sebebi kara ve denizlerin dağılımıdır. Aynı zamanda termik ekvatorun daha çok kuzey yarımküreden geçmesinin temel sebebi de gene bu etkidir. Okyanus akıntıları ve rüzgarlar kutuptan ya da ekvatordan geldiğinde gittiği yerde sıcaklığı artırıp ya da azaltabilir. Nem miktarı ve bitki örtüsü herhangi bir merkezde gündüz gece ya da yaz kış mevsimlerindeki sıcaklık farklılıklarını dengeleyebilir dedikten sonra hadi bakalım etkinlik kısımlarımıza geldik birinci sorumuza bakalım ne diyor renklendirme yöntemi nedir açıklayınız demiş renklendirme yöntemi neydi sevgili arkadaşlar renklerin yükseklik basamaklarına göre belirtildiği yöntemdi ve bu yöntem daha yoğun ölçekte hangi haritalarda kullanılıyordu fiziki haritalarda peki renkler bize neyi söylüyordu dersek 0 500 metre arasında yükseklik değerine sahip merkezlerim var ise benim ben bu merkezlerin renk tonunu yeşil ile gösteriyorum 0 200 koyu yeşil, 200-500 açık yeşil olarak karşımıza çıkmakta. 500 metre ile 1000 metre arasında yükseklik değerine sahip merkezlerimiz varsa biz bu merkezleri sarı renk tonuyla gösteriyorduk. 1000 metre ile 1500 metre arasında yükseklik değerine sahip merkezlerimiz varsa biz bu merkezleri turuncu renk tonuyla gösteriyorduk. 1500 metre ile 2000 metre arasında yükseklik değerine sahip bir merkezimiz varsa bu merkezi açık kahve ile gösteriyorduk. Ve en sonda sevgili arkadaş 2000 metre ve üzerinde yükseklik değerine sahip bir merkezin varsa hemen şöyle 2000 metre artı yapıyorum. Koyu kahve ile gösteriyorduk. Aynı zamanda bir fiziki haritada bu renk tonları dışında iki tane de renk kullanmaktayız. Beyaz renk dağların üst kısımlarındaysa kalıcı karları, kutuplar çevresindeyse buzulları, mavi renk tonu ise denizlerde, göllerde, akarsularda, okyanuslarda kullandığımız ve derinliği belirten ifadeler olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bak şunu unutma bir yer beyaz renk ise yük yorumunu tam anlamıyla yapamazsın. Niye? Kutuptaysa alçaktadır. Eğer ki bizim gibi ortak kuşak ülkesi ise daha yüksektedir diyebiliriz. Aynı şekilde örnek vermemiz gerekirse Çukur Ova diyelim 1, Konya Ovası diyelim 2, Yüksek ova diyelim 3. Bu 3 merkezimiz fiziki haritada farklı renk tonlarıyla gösterilir. Çukur ova yeşil renk tonuyla, Konya ovası sarı renk tonuyla, yüksek ova kahverengiyle gösterilir. Bunun temel sebebi yüksekliklerinin farklı olmasıdır. Eğer ki bir fiziki haritada renk değişimi çok fazla ise kısa mesafede engebeli olduğunu söyleyebiliriz. Geldik ikinci kısmımıza. Güneş ışınlarının yere düşme açısını etkileyen faktörleri şekil çizerek açıklayınız demiş. Öncelikle güneş ışınlarının yere düşmesini etkileyen faktörler neydi 1 Enlem etkisi. Yani bu dünyanın şekli olarak da ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. İki neydi? Hemen şöyle şuraya yazalım. Eksen hareketiydi. Hemen şöyle eksen hareketi diye yazıyorum. Üç neydi? Eksen eğikliği. Yani bu ifade de yıllık hareketti. Ve dört sonuncusu bakı ve eğim. Yeryüzü şekilleri olarak da ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bunlar bir merkezdeki güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını nasıl etkiliyor dediğimizde şöyle. Şimdi dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınları her yere aynı açıyla gelemiyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralıyor mu? Evet daralıyor. O zaman bu ne yapar Sıcaklığı etkiler. Biz sıcaklık ortalaması yüksek iklimleri ekvator çevresinde, daha sıcaklık ortalaması düşük iklimleri kutuplar çevresinde görebilmekteyiz. Haberiniz olsun. Eksen hareketi içerisinde şunu bilmemiz gerekiyor: Bir gün içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir ve buna bağlı olarak da sıcaklık bir gün içerisinde değişir. Ama şunu unutma: Bir gün içerisinde Ölçülen en yüksek sıcaklık güneşin en tepede olduğu an değil de ondan birkaç saat sonradır. Bunun temel sebebi de ısı birikimidir diyebiliriz. Eksen eğikliği aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına sebebiyet verir. Nasıl? 21 Haziran tarihini söylersek 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşarken güney yarım küre kış mevsimini yaşar. O zaman bana verilen bir iklimde aylardaki sıcaklık ifadelerine bakarak merkezin kuzey yarım küre mi güney yarım küre mi olduğunu rahat bir şekilde bulabiliriz. Olabilirim. Bakı veyim dediğimizde bakı güneşe dönük yamaç olarak karşımıza çıkmakta. O zaman şunu unutmayalım. Hemen şöyle şuraya güney yamaç buraya kuzey yamaç ifadesini koyarsak sevgili arkadaşlar. Eğer ki güneşin bu yamacı geldiğini söylersem o zaman bu merkezin bakı yönü güney yamaçtır ve merkez kuzey yarım kürededir diyebiliriz. Eğer ki güneşin dönük yamacımız kuzey yamaç olsaydı o zaman merkezimizin güney yarım kürede olduğunu söylerdik. Güneşe dönük yamacın dönük olmayan yamaça göre de daha sıcak olduğunu ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik boşluk doldurma kısmımıza. Hemen birinci cümleyle devam edelim. Yer çekiminin etkisiyle dünyayı saran gaz örtüsünü hava küre yani atmosfere dediğimiz atmosfer diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Alıcı karanlık süresi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şekline bağlı olarak uzar. Tabii ki de bunu etkileyen durum nedir dersek çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıdır. Dünya eksen hareketi sonucunda daimi dinamik basınç kuşakları oluşur. Nedir bunlar dersek bakın sevgili arkadaşlar 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç 60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç oluşuyor. 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç alanlarında dünyanın geniş çölleri yer almaktadır. Dönence çölleri olarak da ifade edilir bunu da unutmayalım. 21 Haziran tarihinde aydınlama çemberi nereden teğet geçiyor dediğimizde kutup dairelerinden teğet geçer ve kuzey kutup dairesi 24 saat gündüz güneşler. Kutup dairesi 24 saat gece yaşar. Dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan alana biz ne diyeceğiz? Peki dönence neydi? 23 derece 27 dakika enlemi. Kutup dairesi neydi? 66 derece 33 dakika enlemi. Peki biz dönence ile kutup dairesi arasında kalan bu alana ne diyeceğiz? Tabii ki de ortada kaldığı için orta kuşak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dünyanın yörüngesi üzerinde güneşe en uzak olduğu tarih konum ne diyoruz biz? Bak en uzak öte gidiyor. Buraya gelmiyor. Beri gelmiyor demiyorsun. Bak öte diyorsun. O zaman bu gün ötedir sevgili arkadaşlar. Peki bu gün öte tarihi neydi? Gün öte tarihi 4 Temmuz'du. Bir de gün beri vardı. En yakın olduğu konum. Bu da 3 Ocak'tı. onu da hatırlamış olalım. Geldik bir diğer kısmımıza. Bir meridyen yayını tam daire yapan meridyeni. Bunu anlattım da söyledik. O meridyenin neyi diyoruz biz? Anti meridyeni diyoruz. Anti meridyen denir diyelim. Mesela 30 derece doğu meridyeninin anti meridyeni birbirini 180 dereceye tamamlayacak. O zaman bu 150 derecedir. 150, 30, 180. Doğu ise batı, batı ise doğu diyeceksin. Haberin olsun. Ardışık birer derecelik boylamlar arası zaman farkı her yerde sabittir, değişmez. 4 dakikadır diyoruz. Tabii ki de bunun böyle olmasını sağlayan temel durum dünyanın şekline bağlı olarak çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır da diyebiliriz. Türkiye boylam dereceleri olarak 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer aldığı için Türkiye'de hem ikinci hem de üçüncü saat dilimi bulunmaktadır bulunmaktadır. İkinci saat dilimi İzmit'tir sevgili arkadaşlar. Buradan geçer. Üçüncü saat dilimi ise Iğdır'dır. Biz 2016 yılına kadar saatlerimizi bir saat geri aldığımızda İzmit'i bir saat ileri aldığımızda Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanıyorduk ama şu anda sadece nereyi kullanıyoruz? Hemen şöyle kalbimizi alalım. Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanmaktayız. Bak ne diyor? Bir alanın kuş bakışı görünümünün yani tepeden görünümünün ölçek kullanılarak bak ifade de Ölçek kullanılarak çiziyorsak ...bu çizimimiz haritadır. Bana deseydi ki ölçek kullanılmadan çiziliyor... ...deseydi no ölçek dediğimizde... ...kroki'dir bunu da unutma. Konik projeksiyon yöntemiyle çizilmiş haritalarda... ...bozulma hata oranı... ...nerede daha az olur ki? Bu haritalar dünyanın sadece yarısını gösteren haritalardır... ...ve bu haritalarda... ...orta kuşak ve çevresi... ...düzleme daha doğru bir şekilde aktarılır. O yüzden şunu unutma... ...Türkiye konik projeksiyon yöntemine göre çizildiğinde... ...düzleme daha doğru bir şekilde aktarılır diyebiliriz. Türkiye bitki haritası... Türkiye Jeoloji Haritası hangi harita grubu içerisindedir dersek harita çeşitlerini ikiye ayırmıştık. Bir genel haritalar, iki tematik haritalar. Tematik haritalarda çizebileceğimiz bir merkezin üzerine çeşitli semboller, simgeler ekleyerek hazırladığımız haritalardır ve bu haritalar tematik harita grubu içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Şehirler, dağlar, hava alanları nasıl veri yöntemiyle gösterilir? Şehri gösteriyorsam nokta atarım. Dağı gösteriyorsam üçgen atarım. Hava alanını gösteriyorsam misal kare atarım. O o zaman burada hop noktayı attım. Noktasal veri yöntemiyle ne yapılır? Gösterilir diyebiliriz. Meteorların parçalandığı katman bak hatırla. Meteor M ile ilgili bir şeydi. Meteor mezosferdir diyeceğiz. Tamam mı? Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı ne yapar dediğinde hemen şunu düşün. Çiz şöyle. Tamam çizdikten sonra Türkiye hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Kuzeyden bir rüzgar gelirse kutuptan geliyor mu? O zaman kutuptan gelirse bu sıcaklığı ne yapar? Tabii ki de azaltır. Poyraz mesela etkili olduğu dönemlerde ne yapıyoruz şu anda? Donuyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Geldik bir diğer kısmımıza. Eksen eğikliği ile ilgili dünyanın güneş karşısındaki konumuna bağlı olarak meydana gelen durumları yazmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl bileceğiz? Hangi tarih olduğunu nereden bileceğiz dersek bak bir güneş ışınlarının öğle vakti dik geldiği yeri bana göstermiş. Nereye dik gelmiş? 23 derece 27 dakika güney enlemine dik gelmiş. Yani burası nedir? Oğlak dönencesidir. Bak buradan bilebilirsin. İkincisi bak yönteme bak güzelliğe bak be. Ekvatoru çiz. Hangi yarım kürede aydınlık alan daha fazla? Güney yarım kürede. O zaman güney yarım küre yazı yaşar. Hangi kutup noktası aydınlık? Güney kutup noktası. O zaman güney yarım küre yazı yaşar diyoruz. Peki güney yarım kürenin yazı yaşadığı tarih neydi dediğimizde? 21 Aralık tarihiydi sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bakalım hepsini dolduralım. Ne diyor birinci ifadede? Güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. Neresi dik açıyla alıyor? Biraz önce yazdık. Oğlak dönencesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Bak bir oğlak dönencesi öğle vakti güneş ışınlarını dik açıyla alıyorsa öğle vakti gölgesinin boyu oluşmayacak. Oğlak dönencesi üzerindeki yatay düzleme dik yerleştirilen bir cismin. O zaman şöyle oğlak dönencesinde yatay düzleme dik yerleştirilen bir cismin gölgesi oluşmaz öğle vakti diyoruz. Kuzey yarım kürede tabii ki de güneş ışınları çok iyi açıyla geldiği için gölge boyunun en uzun olduğu gündür. Çünkü Kuzey Yarımküre bu tarihte güneş ışınlarının alabileceği en iyi kaçıyla alıyor. Kuzey Yarımküre'de bu tarihte güneş ışınları çok iyi kaçıyla geldiği için kış mevsimi yaşanır. Aydınlama Çemberi Kutup nerelerinden teğet geçiyor? Dairelerinden teğet geçer. Bakarsan bak tam burada gördün mü? 66-33 hop 66-33. Kuzey Yarımküre'de en uzun ne yaşanır? Bak şimdi Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanıyorsa o zaman en uzun gece yaşanır. Dünyada Kuzey'den Güney'e doğru gidersem yaşadığım gündüz süresi de uzar. Bunu da unutmayalım. Çünkü Güney Yarımküre bu tarihte yaz mevsimini yaşıyordu. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat boyunca gece yaşanır. Neden dediğimizde bakın dikkat edin. Kuzey Kutup Dairesi tamamen karanlıkta 24 saat gece. Güney Kutup Dairesi tamamen aydınlıkta 24 saat gündüz yaşayacaktır diyebiliriz. Türkiye'de tabii ki de bu tarihte kış mevsimi başlar. En uzun geceyi yaşarız. Türkiye'de de Sinop en 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 uzun gece yaşar. Bunu da söyleyebiliriz söylemiş olalım. Geldik atmosferin katmanlarının eşleştirilmesi kısmı. Birinci kısma bakalım. Atmosfere giren göktaşlarının yanması ve parçalanmasının gerçekleştirdiği katmandır diyor. Bak gök taşı meteor, gök taşı meteor mezosferdi. O zaman bir numaralı hemen mezosferin altına ekliyorum. Gazların %75'i bu katmanda bulunur diyor. Gaz yoğunluğunun en fazla olduğu katman atmosferin en alt katmanıydı. Neydi bu? Troposferdi değil mi? Hemen ikiyi de buraya yerleştirdim. En sıcak katman termostan gelsin aklına. Termosfer. O zaman üçü de buraya yerleştirdik diyelim. Devam ediyorum. 4. Bu katmanda sıcaklık yerden yükseldikçe her 100 metrede yarım derece azalır. Yani her 200 metrede bir derece azalır diyor. Bu troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır diyebiliriz. O zaman 4 numaranın özelliği troposferdir. Yapay uyduların bulunduğu katmandır diyor sevgili arkadaşlar. Yapay uydular hem termosferde hem de egzosferde bulunur. Haberleşme uydularının bazıları diyebiliriz. Tamam mı? Burada mesela 4'ü buraya alabiliriz. 7 mesela haberleşme demiş ya. 7'yi de buraya şöyle alabiliriz. Haberiniz olsun. Güneşten gelen potansiyel bakımından tehlike oluşturan ultraviolet ışınların büyük oranda tutulduğu katman ozonosferdir ve ozonosfer stratosfer tabakası içinde yer almaktadır diyebiliriz. Haberleşme uyduları hemen 7'ye yani termosfere ekledik. Su buharının tamamına yakını troposferde bulunur ve troposferde iklim olayları görülür. Bunu da unutmayalım. Kutup ışıkları tabii ki de termosfer katmanında görülecektir. Hemen şöyle 9'u buraya ekledim. Atmosferdeki ozon gazının %90'ı bu katmanda bulunur. Zararlı ışınları süzer. Ozonosfer yani stratosfer tabakası içerisinde yer alacaktır. Canlıların yaşamına en uygun katmandır tabii ki de troposfer sevgili arkadaşlar. Atmosferin en üst katmanı neresidir dediğimizde tabii ki de 12 numarayla ekzosferdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi okyanus akıntılarıyla ilgili ifadeleri sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bir baktığımızda bana demiş ki burada 13 tane okyanus akıntısını vermiş ve bu 13 tane okyanus akıntısının ismini hep birlikte gelin yazalım. Bak birinci kısım. Şurada kim var? Avustralya var. Burası Avustralya'nın neresi? Batısı. O zaman bu Batı Avustralya soğuk su akıntısı olarak karşımıza çıkar. Bu gittiği yerde sıcaklığı azaltır sevgili arkadaşlar. Hemen ikiye geliyorum. Afrika'nın batı kısmı Güney Afrika'nın batı kısmı olarak ifade edilecektir. Bu nedir dersek bu da soğuk bir su akıntısı. Benguela sevgili arkadaşlar. Soğuk su akıntısı. Üç numaraya bakıyorum şöyle. Üç numarayı burada gördüm. Nereye gidiyor? Batı Avrupa'ya gidiyor. Sıcak bir okyanus akıntısı. Önemli okyanus akıntılarından bir tanesi Gulf Stream dediğimiz sıcak su akıntısı olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle dörde bakıyorum. Bak Japonya'nın doğusunda ve Ekvator'dan kutuplara doğru gitmiş çünkü biz bir ekvator'un buradan geçtiğini biliyoruz. Hemen şöyle şuraya da sıfır derece olarak ifade edelim. Bu sıcak bir okyanus akıntısıdır, kurudur. Kuroshio olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. 5 numaraya geliyorum. Hayda Kuroşivo ile karşılaştı. Bu nedir dersek soğuk bir su akıntısıdır. O yaşıvo olarak karşımıza çıkmakta ve bunların ikisi burada karşılaştığı için plankton varlığı bakımından zengindir ve balık sayısı, balık çeşidi, balık miktarı açısından da olumlu etki yaratmıştır diyebiliriz. 6 numaraya geldiğimde şöyle bir bakıyorum. E bu batı Avustralya'ydı. E burası Avustralya'nın doğusu. Sıcak bir su akıntısı. O zaman hemen şöyle şuraya Doğu Avustralya sıcak su akıntısı olarak bunu söyleyebilirim. Geldim 7 numaraya. Şöyle bir gözlerim 7 numaraya aradı. Hoba burada kim var? Kanada var ve Labrador denizi var. Labrador e, kutuptan ekvatora geliyor. Tabii ki de soğuk bir su akıntısıdır diyebiliriz. Geldik 8 numara. Şöyle bir bakıyorum 8 numaramız nerede? Güney Amerika'nın batı kısmında. Bak bu da soğuk bir su akıntısı. Peru Humboldt soğuk su akıntısı olarak karşımıza gelir. 9 numaraya baktım. Bakın şurada Afrika'nın kuzey batı kısmında Kanarya adaları var. Kanarya o zaman bu da soğuk bir su akıntısı çünkü kutuptan ekvatora doğru geliyor. 10 numaraya bakıyorum. Şurada Kaliforniya yarımadasını görmekteyim. E bu da soğuk bir su akıntısı. Kaliforniya olarak bunu da yazıyorum sevgili arkadaşlar. 11 numaraya geldim. Şöyle bir baktım. Güney Amerika'nın doğu kısmında şurada Brezilya var. Oradan gelsin aklına Brezilya sıcak su akıntısı. 12 numaraya geldim. Hemen şurada kim var? Alaska var. E o zaman bu da sıcak su akıntısı. Bak şimdi şeyi düşündüğün zaman Kaliforniya Alaska'ya göre daha sıcak ama o okyanus akıntısının başlangıç yerinden bitiş yerine dikkat etmemiz lazım. Bu da bizim için çok çok önemli. Geldik son 13 numara sıcak bir su akıntısıdır. Madagaskar sıcak su akıntısı olarak bu da karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Tabii ki de bu okyanus akıntılarının çok önemli görevleri var ya da etkileri vardır diyebiliriz. Mesela ben size bir tane örnek vereyim. Şöyle bir hat çektiğimde bu aynı enlem üzerindeki merkezler olsun. Mesela Norveç'te Bergen'i söyleyebiliriz. Kanada'da da K-pop'su söyleyebiliriz. Mesela aynı gün içerisinde Norveç Bergen'de sıcaklık 20 derece iken K-Pops'ta sıcaklık 4 derece olarak geçer. Bak aynı enlem üzerinde sıcaklıkların farklı olması okyanus kıyısında olduğu için okyanus akıntılarıdır. Mesela aynı durum Güney Amerika'nın Doğu ve Batı kıyılarında da vardır. Bak Doğu kıyısında sıcaklık 20 derece iken aynı gün Batı kıyısında sıcaklık 4 derece ölçülebilir. Bunun temel sebebi de gene okyanus akıntıları olarak karşımıza çıkmakta. Geldik şimdi çoktan seçmeli testlerimize. Hemen şöyle birinci sorumuzla başlayalım. İnsanların tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik gibi faaliyetlerin inceleyen coğrafyanın bölümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar para girdisi olan kısımlardır. Yani ekonomiyle ilgili durumlardır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı ekonomik coğrafyadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu unutmamış olalım. Tarım coğrafyası, hayvancılık coğrafyası ki bu zaten tarım coğrafyası içerisine dahildir. Haberiniz olsun. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda verilen ülkelerin 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritası çizildiğinde hangi ülke düzlemde en fazla yer kaplar diyor. Şimdi bak bunu unutma. Eğer ki sana yüz ölçümü bakımından farklı yüz ölçüme sahipler vermiş ve bunları aynı ölçekli düzleme yerleştirmek istiyorsan geniş alana sahip ülkeler düzlemde geniş yer kaplar. O zaman burada verilenler içerisinde hangisinin yüz ölçümü daha büyüktür dediğimizde bakıyorum Türkiye, Avustralya, Rusya, Çin, Brezilya içerisinde tabii ki de Rusya diğer merkezlere göre yüz ölçüm bakımından çok daha geniştir. O yüzden şunu unutma 1 bölü 500 bin ölçekle ben bunları çizdiğimde Rusya düzlemde çok geniş, Türkiye ise düzlemde çok az yer kaplar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki dünya haritası üzerinde numaralandırılmış noktalardan hangisinde 21 Aralık tarihinde güneş en geç doğar, en erken batar diyor. Bak şimdi dikkat et. Şöyle bir ufuk düzlemi çizersen bak bu ifade çok çok önemli. Güneş mesela 0600'da doğsun, 1800'da batsın sevgili arkadaşlar. Ve bu merkezde gündüz süresi kaç saat? 12 saat değil mi? Şimdi bana ifade de ne diyor? Güneş en geç doğar en erken batar. O zaman en geç doğacaksa atıyorum mesela 08.00'da doğsun. 16.00'da da batsın tamam mı? 8 saatlik gündüz var mı? O zaman şunu unutma. Bu merkezin gündüz süresi daha kısa değil mi? Şimdi 21 Aralık tarihinde yarım kürelerde yaşanılan mevsimlere bakıyoruz. Kuzey yarım küre bu tarihte kış mevsimini yaşamaya başlıyor. Güney yarım küre ise bu tarihte yaz mevsimini yaşamaya başlıyor. Zaten yaz mevsimini yaşayan birin gündüz gündüzü uzunsa güneş erken doğup geç batar. O zaman güney yarım küredeki merkezleri götür. Bana kış mevsiminin yaşandığı yerdeki merkezlerde birine ihtiyacımız var. Bir mi iki mi üç mü dersek bu tarihte Kuzeye doğru gidildikçe gece süresi yani 21 Aralık tarihinde Kuzeye doğru gidildikçe gece süresi uzar. Gece süresi uzarsa güneş daha geç doğup daha erken batar ki gece süresinin uzaması lazım. En kuzeyde kim var? Bir numara. O zaman bir numarada bu tarihte güneş en geç doğup en erken batar. Bunun Türkçe meali gündüz süresi en kısa merkez budur. En uzun merkez 5'tir. Bunun Türkçe meali nedir dersek güneş en erken doğup en geç batar deseydi de burada da 5 numarayı alacaktım diyebilirim. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki x ve y noktaları için yıl boyunca ortaktır diyor. Şimdi x ve y'nin ortak özelliği nedir dersek x ve y merkezleri aynı boylam üzerinde yer almakta. Eğer ki aynı boylam üzerinde yer alıyorsa sol tarihlerinde güneşin doğuşu ve batı saatleri aynı değildir. Ne zaman aynıdır? ekinoks tarihlerinde. Neydi ekinoks tarihleri? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi. Gün içinde gölge boylarının en kısa olduğu anlar sevgili arkadaşlar. En kısa olduğu an yerel saatle 12'dir ve aynı boylam üzerinde yerel saat ortaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Güneş ışınlarının geliş açısı ortak değildir. Biri kuzey, biri güney yarım kürede. Çizgisel hızları farklıdır. Çünkü enlem dereceleri aynı değil. Araca karanlık süreleri farklıdır. Gene çizgisel hızların farklı olmadığını da söyleyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. 24 derece batı boylamı üzerindeki bir kentte yerel saat 13.20 iken 40 derece doğu boylamı üzerindeki kentte yerel saat kaçtır diyor. Hemen bunun için ne yapıyorduk? Bunun için şöyle bir hat çiziyorduk. 24 derece batı boylamını şuraya şöyle çiziyorum ve devamında ne demiş? 40 derece doğu boylamı demiş. 40 derece doğuyu da şuraya çiziyorum ve şurada da 0 derece başlangıç boylamı olan Greenwich vardı. 24 derece batı boylamında yerel saat 13.20 imiş ve bana 40 derece doğu boylamındaki merkezin yerel saatini soruyor. Hemen ne yapıyorum? Boylam farkını alıyorum. Bak sıfırın batı yarım küresi ve doğu yarım küresindeki merkezler olduğu için toplarım. 40 artı 24... 64 derecelik boylam farkı var. E bunu 4 dakikayla çarpacağım. 4 kere 4 16 elde var. 1 6 kere 4 24 25. Yani 256 dakikalık bir zaman farkı var mı? Var. E bunu da 60'a böldüğüm zaman 4 kere var. 6 kere 4 24 yani 240. Çıkardığımız zaman burada da 16 dakika kaldı. Yani bu iki merkez arasında 4 saat 16 dakikalık zaman farkı var. Burada saat 13.20. Bak bana verilen yer batıda. Benden istenen yer daha doğuda olduğu için buldum bu zaman farkını ne yaparım? Eklerim. 13, 4 saat ekledik. 17, 20. 16 dakika daha ekledik. 17, 36 yaptı. Sorumuzun doğru cevabı. Sorumuza baktığımızda aşağıda bir merkezle ilgili bilgi verilmiştir diyor. Yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden geridir diyor. O zaman bu ifade şudur. Bu merkezimiz kesinlikle batı yarım kürede. Bak tekrar söylüyorum. Bu merkezimiz kesinlikle batı yarım kürede. Yani boylam derecelerinin sola doğru artması lazım. Bakıyorum e bu sağa doğru artmış doğu yarım kürede. Bu sağa doğru artmış doğu yarım kürede. Bu sağa doğru artmış doğu yarım kürede bu sola doğru artmış batı yarım kürede bu sola doğru artmış batı yarım kürede bak birinci ifadeden A B ve D seçeneklerin eledik kaldı iki tane ihtimal yüzde elli şansımız var yahu kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz arasındaki zaman farkı artar diyorsa kutba doğru gitmemiz lazım bir merkez içerisinde o zaman hemen şurada şöyle dünyayı çizmem lazım şöyle ekvatoru şöyle başlangıç boylamını belli ediyorum zaten benim merkezim şu batı kısımdaydı kuzeye doğru doğru gittiğimizde kutba doğru gitmemiz için ekvatorun kuzeyinde olmamız lazım. Yani tam şu hatta bir yerde olmamız lazım. Burada olabilmemiz için de yukarıya doğru enlem derecelerinin artış göstermesi lazım. 35, 45, 50-40. E bu merkez güney yarım kürede. Kuzeye doğru gidersen gece gündüz arasındaki zaman farkı azalır. E bu merkez kuzey yarım kürede. Kuzeye doğru gittiğimizde gece gündüz arasındaki zaman farkı artar diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü yazılı provamızın sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu diyorum. Ödüllü soruyu şöyle bir göz at. Hemen sayfayı değiştireceğim. Neden derseniz bak birazdan merak edin. Sayfayı değiştiriyorum. Ne var? Tabii ki de sevgili arkadaşlar bu yazılı provası bize yetmez. Biz yazıların hepsinden dört dörtlük hazırlanmak istiyoruz diyorsanız tam da aradığınız yerdesiniz. Hemen tonguçakademi.com'a giriyorsun. Burada Tonguç Plus'a tıklıyorsun ve burada senin için hazırlanmış tüm derslerden iki adet yazılı provamız var. Konu anlatımlarımız ve deneme sınavlarımız yer almakta. Bizimle birlikte bu serüvene sen de ortak olmak istiyorsan hemen buraya üye olmanı istiyorum diyelim. Hadi bakalım sınavda size başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.